Geldiğimizden bu yana baya bir yol kat ettik. Mutfağımız yoktu. Mutfakla ilgili 172 metrekare bir mutfağımız yaptık. İçerisine dizaynlı ve mezbane koyduk. Çok mükemmel bir şekilde şu anda bir hizmet veriyor. Onunla birlikte kadınlarımızın yeri çok dardı. O inşaatımızı büyüttük, alanımızı genişlettik. Şu anda çok mükemmel bir şekilde, rahat bir şekilde bir alan oluşturduk. Ardında asma tavanımızı yaptık, lokmamızı verdiğimiz alanda. Onunla birlikte orada hem daha önce morg vardı ve depo vardı, onları kaldırdık. Daha alanımız geniş oldu. Yeni morgumuzu yaptık, eskide baskılıydı. Yeni bina oluşturduk dışarıdan. Şu anda da hem kadın konağımız için bir oda tahsis ettik. Onun asma tavanı, sekreter odasının ve kütüphanemizi ve bir de sohbet ortamını yaratmak adına yaşlı ve gelecek misafirlerimiz için özel bir oda hazırlıyoruz. Oranın ve dizaynını ve asma tavanını yapıyoruz. Burada gençlerimiz SAS kursumuz geldiğimizden bu yana yani yaklaşık 4,5 yıldan bu yana aralıksız devam ediyor. Cumartesi günleri 2 saat ders kurs veriyoruz. Geçen sene kadın kollarımızın öncülüğünde bir dikiş nakış kursumuz açıldı. Daha öncesine matematik kursu, İngilizce kursu, Türkçe derslikleri açtık. Okuma saatimiz vardı. Gençlerimiz, çocuklarımız burada kütüphanede okuma saati koydu, açtık. O çok güzel oluştu. Sema kursumuz o var. Alevlik dersi ara ara daha önce daha çok güzel bir yol aldık ama şu anda biraz boşluk yarattık. Önümüzdeki günlerde inşallah tekrar devam ederiz. Gençlerimiz biraz tabii ki her geçen gün yurt dışına gittiğinden dolayı biraz azınlığa düşmeye başladı. Ama ondan önce şu andaki konumuz fena değil. Gençlerimiz derneğine sahip çıkıyor. Derneğe şu anda iyi, güzel bir faaliyetlerimiz oluşuyor. Evet, burada çağrım şu yönde. Cidden de geldiğimizden bu yana bayağı bir inşaatla uğraştık. Belediyeden bir aracımız vardı. O aracımızı alana kadar ciddi bir sıkıntılar yaşadık. Yaklaşık 5 ay boyunca Araç uğraştım. çevresinden mi bahsediyorsunuz? Yok. Yurt dışından bize gelmişti. Bizim belediye bize olduğu için belediyedeydi. Belediye de elimizden alınınca da aracımıza gidiyordu. Tekrar mahkeme vesaire dava açarak aracımızı zor bir şekilde aldık. Aracımız ama eski bir aracımız. Cenaze hizmeti görüyor. Yurt dışında özellikle Narlı ve Ovası'nda burada en çok bu bölgede yükü biz taşıyoruz. Yani cenaze hizmeti olsun, diğer hizmetlerde, cem hizmetlerinde gibi bütün şeyleri hepsine biz koşuyoruz. Narlı Alevi Kültür Derneği olarak. Maraş katliamı olsun. Yani birçok şeyde öncelikle biz burada hizmet görebiliyoruz. O yüzden yurt dışında çok canlarımız var. Narlı ve çevresinde. Anne ve baba kalmış ve de yaşlı grubu daha çok şu anda burada kalan. Yani bir şekilde hani Allah kimse tabii ki kaybetmek istemiyoruz. Sonuçta bir şekilde kapımız çalınıyor. Cenaze hizmeti çok yoğun bir şekilde geçiyor. Yurt dışındaki canlarımız da burada biraz bize sahip çıkmalarını arz ediyoruz. En azından ya geldikleri zaman yazın derneğimize üye olmaları ve derneğimize biraz katkı sağlamaları. Burada çünkü durumu olmayan canlarımız oluyor. Lokmasında ya destek çıkıyoruz ya araç olarak destek çıkıyoruz ya işgali almıyoruz. Almayınca da burada biraz çalışan personelimiz var. Aylık bizim aşağı yukarı 6,5 bin lira civarında aylık bizim bir giderimiz var. Ve bu giderde de devlette herhangi bir destek almadığımızı herkes de biliyor. O nedenle biraz bazen sıkıntılar yaşıyoruz. Daha çocuklarımıza yönelik vereceğimiz hizmetler geride bazı kısım kalıyor. Onları tam sağlıklı bir şekilde oluşturmuyoruz. Yurt dışında şayet canlarımız bize biraz katkı, destek sağlayacak gibi olursa kadın kollarımız ve gençlerimiz için bir dolmuş, yani minibüs düşünüyoruz. Ve cenaze aracımız sıkıntılı. Eski bir aracımız. Bunları yenilemek istiyoruz.
bu konuda bize destek çıkarsalar, sahip çıkarsalar çok memnun oluruz.